Herkese merhabalar. 9. sınıf edebiyat 1. dönem 1. yazılı provamıza başlıyoruz. Herkes arkasına yaslansın, emniyet kemerini bağlasın. Bugün sizlerle birlikte önce öğrenci notlarımızla edebiyat nedir, sanat metni ve öğretim metin karşılaştırmaları, şiirde tema ve konu gibi çok güzel konuları güzel güzel özetleyeceğiz. Ardından da bu güzel notlardan sonra süper sorularımız var arkadaşlar. Hem şiirle alakalı, hem denemeyle alakalı, hem de diğer MEB örnek yazılı sorularında gelen konularla alakalı süper sorular hazırladık. Hiç endişelenmenize gerek yok. Bugün sizlerle birlikte hem örnek sorulara güzel güzel değineceğiz. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı senaryoları güzel güzel paylaştı. Metinlerde anlama dikkat edin dedi. Şiire dikkat edin dedi. Edebi söyleyişe dikkat edin dedi. Yazım kuralları, noktalama işaretlerine dikkat edin dedi. Biz de her biriyle alakalı süper sorular hazırladık arkadaşlar. Kazanımları tek tek inceledik. Zaten yazılı notlarınız yanınızdaysa mükemmel bir başarı sizleri bekliyor. Neden? Çünkü burada edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, bütün dersle alakalı süper notlarımız var. Buradan da çalışacağız ve tabii ki daha da önemlisi ardından da yazılı denemelerimizden bu konuyla alakalı soruları çözeceğiz. Yazılı denemelerimizde biliyorsunuz ki her bir sorunun çözümü de var. Eğer yanlış yaparsanız mutlaka cevap anahtarından çözümlerini yazarak iyice pekiştirmiş olacaksınız. Peki bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün esasında edebiyat yapacağız. Edebiyat nedir biliyor musunuz? Bakın size şöyle göstereyim. Mesela şu anda rahmetli Kemal Sunal'ın eskiden bu filmde yaptığı şey bir edebiyat. İzleyin bakalım neymiş, hep beraber görelim. Kalbimi yakan bir volkan gibidir. En sevdiğim tatlı kazan dibidir. Leyla sev beni sokma müşküle. Seninle kaşık atalım. Gerçekten hem komik hem neşeli hem de edebiyat bu esasında biliyor musunuz? Şimdi burada arkadaşlar hiç endişelenmenize gerek yok. Edebiyatın tanımını öğreneceğiz. Duyguları, düşünceleri, olayları, söz veya yazı ile güzel ve etkili bir şekilde anlatacağız. Burada rahmetli Kemal Sunal filmde güzel bir şekilde sevgilisine duygularını anlatmaya çalışmış. İşte edebiyat bu kadar keyifli, güzel bir şey. Estetik zevk vermeye amaçlayacak. Daha çok soyut duygu hayalleri işleyecek. Akıldan çok sezgiye dayanacak. Ve her bir şiirde konuyu, temayı yakalarken ve aynı zamanda şiirin içerisindeki ahengi oluşturan unsurları yakalarken hep bunu aklımıza tutacağız. Edebiyat çok keyifli, çok güzel bir şey diyeceğiz. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin, videomuza başlayalım. Konuları güzel bir şekilde önce özetleyelim. Ardından örnek sorulara mutlaka ve mutlaka güzel güzel bakalım milletimin sorduğu sorulara. Ardından bizim hazırladığımız onlarca soru var arkadaşlar. O soruları da çözdükten sonra harika bir şekilde yazılımıza hazır olmuş olacağız. Mutlaka yazılı notlarınızı ve yazılı denemelerinizi de yanınıza almayı unutmayın. Hadi bakalım videomuz başlasın. Evet arkadaşlar, edebiyat duyguları, düşünceleri, olayları söz veya yazı ile güzel ve etkili bir şekilde anlatma sanatı. Bunu zaten dersimizin başında şöyle esprili bir şekilde gösterdik sizlere. Şimdi edebiyatın amacı ve malzemesi nedir? Temel malzemesi dil arkadaşlar edebiyatın ve amacı da estetik zevk kazandırmak. Bunu bileceğiz. Yani her bir şiirde şair esasında estetik zevk kazandırmaya çalışıyor. Edebiyat, bilim ve güzel sanatlar nasıl bir ilişki içerisinde? Tabii ki insana hitap ediyor bütün bilim sanat dalları. Edebiyat da insana hitap ediyor. Dolayısıyla dolaylı veya doğrudan bütün bilim sanat dallarıyla etkileşim halindeyiz. Zaten Milli Eğitim'de örnek sorularında hep bunu sormuş. Mesela demiş ki aşağıda İsmet Özel'in Bakanlar ve Görenler adlı eserinden bir parça verilmiştir. Bu parça oluşturulurken yararlanan bilim dalını parçanın örnek vererek belirleyiniz diyor. Şimdi burayı okuduğunuz zaman diyor ki keman sesi teskin ediyormuş kaplanı. Buna karşılık düdük sesi bu hayvana hırçınlık doğuruyormuş. Genel olarak hayvanların çok hoşlandıkları sesler flüt ve keman sesiymiş. Bir köpeğin Chopin'in bir noktürünü içli romantik beslenmiş müzik parçası karşısına rahatsızlıkla havladığını diye gidiyor. Sen diyeceksin kardeşim burada adam Bakanlar ve Görenler adlı makalesinde denemesinde yazarken birincisi müzikten faydalanmış diyeceksin. Bu kadar basit ya. Müzikle alakalı bir bilgi vermiş. Eğer burada tarihi bir bilgi verseydi tarihten faydalanmış derdik. Coğrafyadan bilgi verseydi coğrafya derdik. Herhangi bir bilimden hangisinden faydalandıysa onu söyleyeceksin. Ve burada da altını sarıyla çizdiğim, üzerini sarıyla çizdiğim cümleyi yazacaksın. Bu parçanın örnek vererek veriniz. Nokta nokta cümlelerinde müzikten faydalanmış diyeceksiniz. Bu kadar basit. Veyahut da işte ileride yeniden söylüyor mesela ritmik bir caz parçası diyor. Hani bu şekilde. Veyahut da böceklerin renkleri fark edip seçebildikleri çiçeklerdeki parlak ve cazip renklerin böcekleri kendine çekerek bitkilerin tozlaşmasını sağladıkları biliniyor. Aynı zamanda bak bu örneği şimdi burası müzikten faydalandığı yer. Buraya yazıp bu cümlelerden müzikten faydalandığını anlıyoruz. Bu örneği alıp da diyeceksiniz ki işte botanik biliminden faydalanmış veyahut da botanik değil de biyolojiden faydalanmış. Yani canlı biliminden faydalanmış demeniz gerekiyor. Botanik yazmayın, o çok ayrıntı olur. Biyoloji biliminden faydalanmış diyeceksiniz. Dolayısıyla metni okuyup içerisinde hangi bilim dalıyla alakalı bilgi varsa bunu yakalamanız gerekiyor. Çünkü edebiyat da bilim de insana hizmet ediyor ve birbirinden faydalanıyor. Edebiyat güzel sanatların sese şekil veren işitsel fonetik sanatlar bölümüne yer alıyor. Şimdi ve size sınavda bir edebi metin Bir öğretici metin verip karşılaştıracaklar. Bakın örnek sorularda vermiş. Biz de sorduk. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şöyle bakın şurada. Demiş ki yukarıdaki numaralanmış metinleri dil kullanım açısından karşılaştırarak farklarından ikisini yazınız demiş. Bak Milli Eğitim'in yayınladığı örnek soru. Şimdi birinde demiş ki ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım diye böyle coşkulu bir şekilde okuman gereken bir şiir almış. Diğerinde ise bu kanun amacı Türk bayrağının şekli, yapımı ve koruması ile ilgili esas ölçüleri belirlemektir. Bayrağın şekli ve yapımı. Türk bayrağı bu kanuna ilgili detaylı gösterilen şekil... Burada ise bir bilgi vermiş. Buradaki daha ciddi, net bir şekilde bize bilgi veriyor. Bu ise coşkulu bir şekilde bize bir heyecanı, bir sezgiyi, bir estetiği kazandırmaya çalışıyor. Diyeceksin kardeşim mesela bunu başka türlü nasıl yapar? Der ki burada mesela öğretici metinde... Rize ile alakalı bir coğrafya kitabından alınmış bilgi verir. Rize Doğu Karadeniz bölümünde yer alan her mevsimin yaşlı çay, fındık gibi ürünlerin yetiştiği işte ılıman okyanus iklimine sahip bir Karadeniz ilidir diye bilgi verir. Diğer tarafta ise yeşilinin rengiyle, çayının güzelliğiyle, uy uşağım diyerek falan diye böyle bir şiir yazar. Kardeşim şimdi burada bir şiir varsa, burada da bir ansiklopedik bilgi varsa hemen diyeceksin ki bu öğretici metin, bu edebi söyleyişin inceliğini yansıtan metin diyeceksin. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorusunda, örnek sorusunda bu olmuş. Aşağıdaki bilgi veren bir metin, öğretici metin şu. Bakın şu alttaki örnek sorulara siz de bakabilirsiniz. Bu öğretici metin arkadaşlar. Bu ise neymiş? Edebi söyleyişin inceliğini yansıtan metin. Ve hemen ardından tıkır tıkır ekleyeceksiniz. Biri yani şiir olan estetik zevk vermeye amaçlıyor. Soyut duygu hayalleri işliyor. Akıldan çok sezgi var. Öznel yani yorum katmış. Malzemesi dil, temel malzemesi dil. Ama diğer tarafta öğretici metin açıklıyor, bilgi veriyor, yönlendiriyor. Yani bak bu budur diyor. Faydalı olmaya amaçlıyor. Çok fazla anlam yok, tek bir anlam var. Terim ve kavramlar var. Nesnel ve kurgusaldır diyeceksiniz. Bitti gitti, bu kadar basit. Sınavdan tam puan alacaksınız. Şimdi şiirde tema ve konuya baktığımızda tema şiirde yoğun olarak işlenen duygudur. Yani mesela aşk, sevgililik, işte ayrılık, ölüm, özlem buna benzer şeyler bir temadır. Ama onun daha ayrıntılı kısmı ise konudur. Mesela bu şiirin teması özlenmiş. Ama konusu Anadolu'ya yapılan bir yolculuğa konu edinmekte. Bak konusu başka. Şimdi Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı, bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Gidiyordum gurbeti gönlümle duya duya, ulu kışla yolundan Orta Anadolu'ya. İlk sevgiye benzeyen ilk acı ilk ayrılık, yüreğimin yaktığı ateşle havalık. Bak tamamen... imgeler var görüyor musunuz? Böyle sanatlı söyleyişler var. Yani sanatçı burada resmen estetik zevk vermeye amaçlamış. Soyut duygu hayalleri işlemiş. Öznel, dili tamamen bir etkinlik malzemesi olarak kullanmış. Ve burada bir yani yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık diyor. Yani yüreği o kadar yanıyor ki sevinçli ki onun ateşiyle yeryüzü ısınmış diyor yani. Abartmış ve aynı zamanda çok değişik bir anlam inceliği kazandırmaya çalışmış. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı, arkada zincirlenen yüksek Toros dağları, önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, sonra dönerken inleyen tekerlekler diye gidiyor. Bakın burada tekerlekler, etekler, dağları, sarı, ılık, ayrılık, Anadolu'ya, duya, kervansaraylar, yaylar, durakladı, şakladı. Bunlar mesela kafiye, bunlar ahenk unsuru. Ama aynı zamanda içeride de böyle imgesel şeyler kullanarak şair esasında bizi etkilemeye de çalışıyor ve bize estetik zevk vermeye amaçlıyor. Bunu da görmeniz lazım arkadaşlar. Mesela Milli Eğitim'in örnek sorusunda da demiş ki hemen bizi birazdan çözeceğiz ama buradan da göstermek istiyorum. Pardon, kazanımları aldım. Şurada göstereyim size. Bu şiirdeki açık ve örtük iletilere birer örnek yazın demiş. Açık dediği net anlaşılan şey. Yani mesela işte bir dakika araba yerinde durakladı. Bu açık bak. Bir dakika araba yerinde durakladı. Ama yüreğimin yaktığı ateşle havalık bu örtük ileti. Hemen bu milletin sorusuna bakalım. Diyor ki durakta 3 kişi adam, kadın ve çocuk. Bu açık. Adamın elleri ceplerinde, kadın çocuğun elini tutmuş. Bu açık. Adam hüzünlü, hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü. Ha, adamın hüznünü hüzünlü şarkılara benzeterek bir kapalı örtü yapmış. Yani örtük yani anlaştık mı? Örtük ileti yapmış. Kadın güzel, güzel anılar gibi güzel. Nasıl yani ya? Örtük ileti yani. Güzel anılar gibi güzel. Nasıl yani? İşte kadın güzel... Çocuk güzel anılar gibi hüzünlü, hüzünlü şarkılar gibi güzel. Demek ki şuralarda örtük ileti yaptık diyeceğiz. Milli Eğitim'in örnek sorusuna. Burada ise açık ileti yaptık diyeceğiz. Niye? Açık açık söylüyor. Aynen söylüyor. Durakta 3 kişi adam, kadın ve çocuk. Bu kadar basit. Ama böyle mecaz anlamlı sözler, sanatlı sözler olduğu zaman diyeceğiz ki abi burada örtük ileti yapmış. Yüreğimin yaktığı ateşle havalık demiş. Yani anlayan anlar. Şimdi konularına göre şiir türleri var. Bunlarla alakalı sorular gelmemiş ama yine üzerinden geçelim. Epik şiir deyince aklınıza hemen şöyle bir kılıç canlanacak. Kahramanlık, cesaret, yiğitlik. Lirik şiir deyince hemen aklınıza bir kalp gelecek. Sevgi, aşk, özlem, gurbet. Pastoral şiir deyince aklınıza şöyle dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar, güneş gelecek. Yani doğa, tabiat. Satirik şiir deyince aklınıza şöyle sinirli bir adam. Satirik diyormuş gibi, böyle sinirlenmiş gibi. Kişilerin ve toplumun aksayan yönlerini eleştirel bir şekilde ele alan şiir yani. Hiciv yani. Satir, anlaştık mı? Satirik, sinirli. Hiciv. Veyahut da yergi. Veyahut da taşlama. Bunlar hep mesela satirik şiirlerdir. Didaktik şiir deyince aklımıza öğüt veren, bilgi veren şiirler gelecek. Dramatik şiirde eski Yunan tiyatrolarında oyunda konuşmaları tiyatroda şiir şeklinde yapıyorlar. O yani. Geldik imgeye. Metinlerde kullanılan kelime ve kavramların zihinde oluşturduğu tasvirlere biz imge diyoruz. Sözcüklerin zihnimizde farklı duygulara seslenecek şekilde kullanılması çağrışım kazandırmanın bir yolu. Mesela bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda istiklal uğrunda namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Şimdi bak yolda gidiyorsun şöyle bir tümsek var diyor. Burada esasında bizim şehidimiz var diyor. Vatan sevgisinin işlendiği bu dizelerde tümsek sözcüğüyle şair şehitlerin yattığı mezarları çağrıştırmaktadır. İmge oluşumu tümsek sözcüğünü gerçek anlamdan uzaklaştırıyor. Ve hatta az önceki şiirimizde nerede hemen şu şiirimizi alalım. Dedi ya yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Yüreğinin ateşi nasıl yani? Aşk ateşi nasıl yeryüzünü bu kadar ısıtsın ki? Bak burada yine değişik çağrışımlar yapıyor. Değişik imgeler kullanıyor. Şimdi gelelim bunu nasıl yapıyorlar ona. Bunu söz sanatlarıyla yapıyorlar. Söz sanatları bazen benzetme, bazen işte abartma, bazen farklı farklı yollarla olabiliyor. Mesela ah bu türküler türkülerimiz ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Bak türkülerimizi anne sütüne benzetmiş. Yani burada teşbih sanatı yapmış. Ana sütü gibi temiz diyor. Bak gibi kelimesini gördüğünüz zaman benzetme sanatını yakalayın. Mesela annemin dişleri inci gibiydi. İşte futbolcular sahaya aslan gibi çıktılar mesela. Futbolcular aslana benzetiyor. Şuraya bakalım. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyü deyü. Bak burada da bülbüller Allah diyormuş. Bülbül Allah diyemez ki, konuşturuyor. Ya da ırmak Allah diyormuş. Irmak konuşmaz ki, ırmak şöyle bir nehir. Bu nasıl konuşacak? Allah. O zaman burada bir konuşturma var. İnsan olmayan varlığa insana özgü özellik verilmiş. Yani konuşturma intak sanatı diyeceksiniz. Dalgalan sen de şafaklar gibi eşanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi sana helal. Bak hilal sözcüğünü benzetme amacı gütmeden başka bir söz yerine kullanmış. Buradaki temel mantık şu arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum size. Bunu her zaman anlatıyoruz. Şimdi bakın size bir sayfada bütün söz sanatlarını anlatmaya çalışayım. Şimdi diyelim ki futbolcular, tamam mı, sahaya çıkıyordu dediğimiz zaman burada herhangi bir söz sanatı yok. Niye? Futbolcular var, sahaya geliyorlar. Hatta bakın şöyle size havalı bir şekilde anlatayım. Bakın futbolcular sahaya geliyor. Ama aslanlar sahaya geliyor dediğin zaman durum değişiyor. Veya aslan futbolcular dediğin zaman durum değişiyor bak. Şimdi hepimiz milli takımı tutuyoruz. Kimimiz Fenerbahçeli, kimimiz Galatasaray'ız. Bu önemli değil. Ben burada örneğe odaklanın lütfen. Galatasaray Fenerbahçe muhabbetine girmeyelim, Beşiktaş muhabbetine. Şimdi bak aslanlar sahaya çıkıyor dediğimiz zaman, aslan futbolcular sahaya çıkıyor dediğimiz zaman bir sanat var. Ama şöyle bakın. Futbolcular sahaya çıkıyor. Bak, burada bir söz sanatı yok. Normal bir cümle. Ama aslanlar sahaya çıkıyor dediğimizde futbolcuları aslana benzetmiş oluyoruz. Şimdi buradaki mantık şu. Şimdi eğer biz aslan futbolcular dersek, bak aslan futbolcular dersek, aslan futbolcular sahadaydı diyelim mesela. Bu benzetme oluyor. Nasıl benzetme oluyor? Bu güzel benzetme oluyor. Niye? Futbolcuları aslana benzetmiş. Benzeyen futbolcular kendisine benzetilen aslan. Aha burada istiyorsanız göstereyim bak. Futbolcular aslan gibi olduğu için ona aslana benzetmiş. Fakat bunun haricinde şöyle bir şey de diyebiliyor mesela. Diyor ki başka bir örnek vereyim. Aslanlar sahadaydı diyor. Buna biz benzetme değil istihare diyoruz. Bu biraz daha sadece bir tanesi kullanmış. Yani sadece kendisine benzetilen kullanılmış. Ya da diyor ki futbolcular sahada kükredi diyor mesela bak. Bunu anlaman gerekiyor. Bu kapalı istihare oluyor. Sahada kükredi diyor. Sen diyorsun ki ha futbolcular aslana benzetmiş ama aslanı söylememiş. Anlaştık mı? Veyahut da az önceki şurayı anlatmak istiyorum. Hani şurada vardı ya nerede? Mecazi mürsel. Burada da olay ne biliyor musunuz? Diyor ki usta kramponlar sahadaydı diyor. Usta kramponlar sahadaydı diyor. Şimdi size sorarım. Futbolcular krampona benziyor mu yani? Şimdi kramponu çiziyorum şöyle. Bir tane krampon çizeyim bakın şöyle. Şöyle. Bu hiç futbolcuya benziyor mu? Yani bir benzetme ilgisi yok. Benzetme ilgisi olmadan kramponu futbolcunun yerine kullanmış. Ama burada bakın şurada aslanlar sahaya çıkıyor derken aslan da güçlü böyle. Hani cesur, hızlı koşuyor. Ne bileyim enerjisi tükenmiyor kolay kolay. Bunlar da iyi oynuyor diye hızlı koşuyor helal olsun falan filan diyoruz futbolcularımız için falan. Dolayısıyla burada aslana benzetme ilgisi var. Ama usta kramponlar sahadaydı derken burada benzetme ilgisi yok. İşte biz buna mesela mecazı mürsel diyeceğiz. Buna mesela aslanlar sahadaydı diye ne demiştik? İstihare diyeceğiz, açık istihare diyeceğiz. Buna kapalı istihare diyeceğiz. Yani kapalı anlaman gerekiyor. Buna mesela güzel benzetme yani teşbih diyeceğiz. Buna boş, hiçbir şey yok diyeceğiz. Veyahut da işte ne diyelim? Başka bir örnek verelim. İşte madem Galatasaray'dan gidiyoruz. Örneğin Sabri topa vurdu ve uzaya gitti. Hani eskiden Sabri vardı. Çok kötü şut atardı. Biz böyle şaka yapardık. Belki sizler 9. sınıfta olduğunuz için şu anda bilmeyebilirsiniz ama biraz büyükler bilir. Futbolla ilgili olanlar da bilir. Sabri diye bir golcümüz vardı. Bir vururdu abi. Yani şeyde Galatasaray'ın golcüsü daha doğrusu. Bir vururdu top taça giderdi. Şimdi ne oldu? Abartma yani. Uzaya gitti olmaz yani. Bu da abartma sanat oluyor. Yani siz bu şekilde cümlelerden yakalamanız gerekiyor. Tamam. Dolayısıyla söz sanatları böyle keyifli bir konu. Frodo ile Sam, Ebop'la Ekok gibi, Tom'la Jerry, Karpuz'la Peynir gibi. İşte karşınızda süper ikili. Yazılılardan gözün korkmasın. Önce yazılı notlarıyla özet ve kilit bilgileri kap, sonra denemelerle yazılının aynısını prova et. Birinci dönem yazılılarda hedefin 100 olsun. Süper ikili şimdi tonguçmağaza.com ve tüm Tonguç kitapçılarında. Şimdi gelelim anlatımın ilkelerine. Açıklık, her şeyin net olması. Ders yapıları böyle. Akıcılık, ses akışına uygun olması, rahat rahat okunması. Yalınlık, süslü ve sanatlı söyleyişler olmaması. Mesela şiirlerde süslü ve sanatlı söyleyişler var. Mesela bu süslü bir söyleyişe sahip bunlar yani. Anlaştık mı? Duruluk ise gereksiz sözcüklere yer vermemek. Düşünce geliştirme yollarında tanımlama bu nedir sorusunun cevabı. Mesela şiir okuyucuya seslenmelidir. Bu tanım cümlesi değil. Çünkü şiir nedir sorusuna cevap vermiyor. Şiir duyguların dile getirildiği edebi türdür dersen tanım cümlesi oluyor. Örneklemeyi biliyoruz. Misal, örneğin diyerek örnekler veriyoruz. Tanık göstermede önemli bir kişinin sözü aktarılıyor. Karşılaştırmada en, daha, göre gibi sözcüklerle bu böyledir, şu ise daha şöyledir diye karşılaştırıyoruz. Sayısal verilerden yararlanmada oranlar, sayılar, miktarlar kullanıyoruz. Şimdi denemeye gelelim biraz da ardından hemen sorularımıza geçelim. Deneme herhangi bir konu üzerine yazarın kesin yargılara varmadan şahsi görüş ve düşüncelerini samimi bir şekilde aldığı, kaleme aldığı yazı türü yani. Yazar herhangi bir konuyu tartışmaya açıyor ve belli bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyor. Hani okulda size yazdırıyorlar ya kompozisyon. Onlar esasında bir deneme. Çünkü makale olsa bilimsel ciddi olmak zorunda. Fıkra olsa gazetelerdeki günlük köşe yazısı gibi güncel olmak zorunda. Ama deneme herhangi bir konuda samimi bir şekilde dile getiriyorsun. Dünyadaki ilk temsilcisi Fransız yazar Montaigne. Bizde de yine Nurullah Ataş gibi, Suud Kemal Etkin gibi önemli temsilciler var. Mülakat ise soru cevap. Yani hani röportaj diyorlar esas o mülakat. Görüşüyle kişiye tanıtma amacı var. Bilgilendirici yazılar. Nesnel bir bakış açısıyla sorular soruyorsun. Ondan sonra ve aynı zamanda konu ve kişiyi belirliyorsun. Ön araştırma yapıyorsun. Sorular hazırlıyorsun. Kayıt altına alıyorsun ve yazıya geçiriyorsun. Bu kadar basit. Şimdi isterseniz hemen şöyle MEB'in sorularına baktıktan sonra MEB'in sorularına benzer hazırladığım sorularla ilerleyelim. Şimdi bu soruda ne yapıyorduk arkadaşlar böyle bir soru gelirse? Metin içerisinde hangi bilim kullanıldıysa onun altını çizip o cümleyi yazıp müzikten faydalanılmış, biyolojiden faydalanılmış. Mesela bir adamın iç dünyasıyla alakalı tahliller vereceksiniz, psikolojiden faydalanılmış. İşte tarihi bir bilgi verir işte Osmanlı o dönemde çok o zaman tarihten faydalanılmış diyeceksin. Anlaştık mı? Genellikle tarihten faydalanılır, psikolojiden faydalanılır insan davranışları açısından. İşte başka ne diyebiliriz? Biyolojiden faydalanır burada olduğu gibi. Müzikten faydalanılır. Bunları yakalarsınız arkadaşlar metinde. Açık ileti, örtük ileti zaten çok basit. Durakta 3 kişi adam, kadın ve çocuk. Açık ya anlıyorum abi. Çocuk güzel anılar gibi hüzünlü, hüzünlü şarkılar gibi güzel. İşte bu da örtük ileti oluyor. Bu kadar basit. Anlayamadıysan örtük ileti. Yani sanatlı bir şey. Bir tane şiir verdi, bir tane de böyle düz yazı verdi, bilgilendirici metin verdi. Diyeceksin kardeşim bu sanatlı, bu öznel, bu estetik, bu keyif vermeye amaçlıyor. Bu dili temel malzemesi yapmış. Bu ise bilgi vermeye amaçlıyor. Ciddi, açıklayıcı, nesnel terimler var diyeceksin. Gelin buraya. Bu dizelere hakim olan duygu yazınız. Buna nasıl ulaştığınız dizelerden örnek verin açıklayınız diyor. Tabii ki bu şiiri okumanız lazım. Sınavda bu şiir çıkmayacak sonuçta. O şiiri okuyup nasıl anlamlar çıkaracağınızı birazdan sorularla göstereceğiz. İmgeler de yine az önce gösterdiğimiz söz sanatları olan ifadeler olacak. Veya başka bir soruya bakalım MEB'in sorusuna. Sonra bütün sorulara benzer sorular çözeceğiz zaten. Endişelenmeyin bakın burada da hatta Şöyle göstereyim ki bakın hep örnek yazılı sorusu benzerlerimiz var yani. Diyor ki bu parçayı gerçeklik ve kurgusallık, özellik nesnelik bakımından değerlendiriniz. Parçanın yazılış amacını yazınız diyor. Metnin içerisinde fantastik, hayali olan yerlere kurgusal, öznellik var diyeceğiz. Gerçekçi olan yerlere nesnellik, gerçeklik var diyeceğiz. Bu kadar basit. Bunları da birazdan sorularla göstereceğiz arkadaşlar. Burada da yazma sorusu var. Hemen gelin isterseniz sorularımıza geçelim ve hızlı bir şekilde başlayalım. Zaten dersimizin başında söylediğim gibi bütün bunların hepsini anlattığımız yazılı notları ve yazılı denemeleri mutlaka yanınızda olmalı. Hadi bakalım başlıyoruz. Bismillah. Şimdi diyor ki bu parçada edebiyatın hangi sanat dalıyla olayla ilişkisinden söz edilebilir? Bakalım. Abdülmecid'in Sis tablosu Tevfik Fikret'in Sis şiirinden esinlenerek yapılmıştır. Bak, tablo şiirden esinlenerek yapılmıştır. Eserler aynı duyguyu ve iletiyi veren iki farklı sanat sahasının ürünleridir. Tabloda, şiirde karamsarlığı yansıtır. Fikret şiirde İstanbul'un üzerini kaplayan sembolik bir sistem bahseder. Fikret'in Sisi dönemin baskıcı fikir yapısını temsil eder. Abdülmecid'in tablosundaki Sis gerçek görünümüyle karşımıza çıkar. Tabloda şehrin üstüne çöken sis her şeyi kaplamış ve nesnenin görünümünü belirsizleştirmiştir. Tabii ki burada edebiyatın güzel sanatların bir kolu olan resim sanatıyla olan ilişkisinden söz edilmiş. O zaman ne diyeceğiz? Hangi sanat dalıyla olan? Resim. Bu kadar basit. Resim sanatı demeniz yeterli. Ama süslü olsun hoca çok puan versin derseniz hani aynı puanı verir ama edebiyatın güzel sanatların bir kolu olan resim sanatıyla olan ilişkisinden söz edilmektedir dersiniz. Edebiyatın resim sanat dalıyla olan ilişkisinden söz edilebilir. Geldik başka bir soruya. Bu parça oluştururken yararlanan bilim dalını parçanın örnek vererek belirleyiniz diyor bak. Ney, bendir, yaylı, tambur gibi enstrümanların tedavi amaçlı kullanıldığını biliyor musunuz? Ses ve ritim uzun zamandır Türk toplumlarında tedavi süreci kullanılıyor. Orta Asya döneminde kullanılan kopuz veya saz tedavi edici, iyi ruhları çağıran, kötü ruhları kovan önemli bir çalgı olarak kullanılmak. Müzik ya işte belli bak. Tasavvuf ekolü, İbn Sina, Farabi, ses ve ritim tedavi. Nedir? Müzik. Diyeceksiniz ki bu parça oluştururken müzikten yararlanın. Müzik sahasından yararlanılmıştır diyeceksiniz. Bu kadar basit. Ama parçanın örnekler verin diyor. Yararlanılmıştır. Hemen şuradaki ifadeleri yakalayacaksınız. Yani neyin, bendirin, yaylı tamburun, ses ve ritimin, kopuz veya sazın, çalgının, tasavvufun, ses ve ritimin direkt müzikle bağlantılı şeyler olduğunu yakalamanız lazım. Geldik başka bir soruya. Bu dizelerde şair köşe sözüyle hangi iletiyi vermek istemektedir açıklayınız demiş. Şimdi sen geldin ve benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi ve üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi, altında durduk. Şimdi şair köşe sözüyle hangi iletiyi vermek istemekte? Bu sözde birincisi açık değil örtük bir ileti var. Yani açık bir şekilde söylemiyor yani. Evin köşesinden bahsediyor. Evin köşesi olsa anlardık hepimiz. Ama bu evin köşesi değil. Bu kapalı yani örtük bir ileti var. Şair köşe sözcüğünü gerçek anlamının dışına kullanmaktır. Şair köşe sözcüğüyle çağrışım yaparak okuyucuya gönül kavramını anlatmak istiyor. Yani şöyle diyeceksiniz arkadaşlar. Şair köşe sözcüğünü yazıyorum buraya. Köşe sözcüğünü gerçek anlamının dışında kullanıyor. Gerçek anlamının dışında kullanır ve ne yapıyor kullandıktan sonra? Köşe sözcüğüyle şöyle tırnak için anlattı sınavda da köşe sözcüğüyle çağrışım yaparak okuyucuya yani bize de diyebilirsiniz okuyucuya gönül yani aşk, kalp, gönül kavramına okuyucuya hatta okuyuca değil de okuyucu diyelim. Okuyucu gönül kavramına yönlendiriyor. Niye? Bir köşede buluştukları yer neresi? Aşk esasında. Aşk oluyorlar birbirlerine. Sen geldin ve benim deli köşemde durdun. Adamın şu adam düşünün. Adamın gönlü kalbi burası köşesi. Deli köşesinde durdu. Yani ben sana aşık oldum sen benim kalbime girdin. Bulutlar geldi üstüne durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ısıtan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi artık durduk diye devam ediyor. Ama burada köşeden kastetti. Sen geldin benim deli köşemde yani aşkım oldun demek istiyor. Gönlüme girin demek istiyor. Gelelim başka bir soruya. Deneme türünün özelliklerini yansıtan bu parçadaki öznel ve nesnel ifadelere yazınız diyor. Şimdi öznel ifadeleri şöyle kırmızı ile altını çizelim. Tamam mı? Nesnel ifadeleri de mavi renk var mı? Ha, mavi ile çizelim. Böylece ben bir daha yazmak zorunda kalmayayım. Siz de yakalayın. Bakalım siz de yakalayabiliyor musunuz? Neydi öznel? Bence diyebileceğimiz kişiden kişiye değişen, yorum içeren ifadelerdi. Kim demiş insan yalnız kendine ihtiyaç duyar diye. Şimdi bak. Burada net bir şekilde bir yorum yaptı ve Kendi düşüncesini söylüyor. Kim demiş insan yalnız kendine ihtiyaç duyar diyor. Bak, yorum yapıyor, öznel cümle. İnsan dost nefesinin sıcaklığıyla büyür gelişir. Bak yine kendi yorumunu yapıyor. Bilimsel bir şey diyelim. Dostluğunun sesini duydu mu açar içinde renk renk çiçekler. Bak yine burada yorumunu yapıyor. Renk renk çiçek açması öznel bir şey. Dostum var diyenin dünyada sırtı yere gelmez. Bak bu da yine öznel bir cümle. Sana göre gelmez. Birçok insan dostundan kazık yiyebiliyor. İnsan dostuyla dertleşir eğlenir. Ha bu olabilir bak. İnsan gerçekten dostuyla dertleşip eğlenebilir. Bu normal bir şey. Bu kanıtlanabilir. Gerçekten insanların birçoğu dostlarıyla dertleşebiliyor ve eğlenebiliyor. İnsan sosyal bir varlıktır. Bu da doğru. İnsanlar tek başına yaşayamıyor. Güven duygusunu tatmin edeceği insanlarla birlikte yaşam arayışına girer. Bak bu da yine bilimsel olarak kanıtlayabileceğim bir şey. Dost bu güven duygusunu altın bir tepside sunar insana. Bak altın tepsi diyerek yine bir benzetme, bir sanatlı söyleyiş, bir mecaz yaptı. O yüzden özen oldu. Demek ki mecazlı bir şey görürsen, bence anlamı katan bir şey görürsen, yorum görürsen, düşünce görürsen, soyut bir ifade görürsen, diyeceksin ki bu söz sanatı görürsen, işte insan olmayan varlıklar konuşuyorsa falan, benzetme sanatı, bu kırmızı oluyor yani özen oluyor. Ama nesnel yani bilimsel bir ifade görürsen, kanıtlanabilir bir ifade görürsen, doğru bir ifade yani gerçek bir ifade görürsen, bu da nesnel oluyor arkadaşlar. Geldik başka bir MEB örnek yazılı sorusu benzeri. Bu parçayı gerçeklik, kurgusallık ve öznellik, nesnellik bakımından değerlendiriniz. Değerlendirmenin sonucu parçanın yazılış amacını yazınız diyor. Bakalım. Şimdi bir romanı 50 kez okumak. Bu birçoklarına gülünç gelebilir. Ama tekrar tekrar okumadan bir kitabın iyice anlaşılabileceği düşünülmemelidir. Jean Cocteau bu konuda şöyle der. Okumak başka bir iştir. Okuyorum, okuduğumu sanıyorum. Bir kitabı yeniden okuduğum vakitte onu daha önce okumadığımı sezinliyorum. Tekrar tekrar okuma işinde Gide de Alain'den, Cocteau'dan pek geri kalmaz. Ama bu sanatçılar kendi yazılarını da ortaya çıkarmadan tekrar tekrar gözden geçirmeyi bilen kişilerdir diyor. Şimdi burada yazar romanı 50 kez okumak yani bir şeyi çok okumanın faydaları hakkında bize başka insanların sözlerini de aktararak kendi düşüncelerini dile getiriyor. Dolayısıyla parça kurgusal bir özellik göstermiyor. Parça net bir şekilde düşünce yazısı. Yazar kendi duygularını, kendi beğenilerini, kendi eğilimlerini, kendi görüşünü aktarıyor. O zaman diyeceksiniz ki birincisi kurgusal bir özellik göstermiyor. Niye? Bu bir hikaye, roman gibi hayal ettiği bir şey anlatmıyor. Göstermemektedir. Bunu diyeceksiniz bir. İkincisi öznel ifadeler de var. Öznel ifadeler de var. Niye? Mesela bu birçoklarına gülünç gelebilir diye kendi yorumunu getiriyor. Öznel ifadeler de var. Başkalarına ait cümleleri yani kime ait mesela? Bu Jean Cocteau'nun cümlesini aynı aktardı. Doğrudan aktardı. Dolayısıyla kendi yorumunu yapmadığı, doğrudan aktardı. Nesnel cümleler de var. Nesnel ifadeler de var diyeceksiniz. Tamam. Değerlendirmenin sonucu parçanın yazılış amacı neymiş? Parçanın yazılış amacı yazar görüşünü açıklıyor diyeceksiniz ya. Bu kadar basit. Yazar kendi görüşünü açıklıyor. Diyor ki bir romanı 50 kez okumak bazılarına gülünç gelebilir. Ama tekrar tekrar okumadan bir kitap iyice anlaşılamaz diyor. Bana inanmıyorsanız diyor. Bak diyor Jean Cocteau da bunu söylüyor diyor. Ona da mı inanmıyorsunuz? André Gide, Alain bunların ünlü yazarlar. Bunları da örnek veriyor. Örnekler vererek bak diyeceksiniz ki örnekler vererek tanık göstermeler yaparak kendi düşüncelerini okuyucuya öznel bir şekilde aktarıyor. Kendi düşüncelerini öznel bir şekilde söyledikten sonra anlattıklarını ispatlamak için de örnekler veriyor ve tanık gösterme yapıyor da diyebilirsiniz. Ve kurgusal bir metin değil dediğiniz zaman bitiyor gidiyor. Geldik başka bir soruya. Bir şiir vermiş. Bu şiirle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi şiirin temasını yazınız. Şiirde kullanılan söz sanatlarını yazınız. Ve şair uçurum sözüyle hangi sözcüğü çağrıştırmaktadır bunu demiş. Bakalım şimdi. Birincisi senin nur yüzünü aydınlatmak için güneş indi arka bahçeme. Sen güldün diye bulutlar çiçek açtı. Kim demiş gönül sevgisine uçurum girer diye. Sen güldün diye bulutlar çiçek açtı diyor. Resmen bir kere bu adam aşık. O zaman aşk teması diyeceğiz arkadaşlar. Aşk teması üzerine yazıldığını söyleyebiliriz. Yazılmış. Bu kadar belli. Aşk. Bunu hissedeceksiniz. Resmen aşk. Şiirde kullanılan sevgi de diyebilirsiniz ama aşk daha doğru bir kelime olur. Şiirde kullanılan söz sanatlarına yazınız diyor. Şimdi söz sanatlarımız neydi? Benzetme vardı, kişileştirme vardı, konuşturma vardı. Bunları yakalamaya çalışacağız. Şimdi bak. Şair sevgilinin yüzünü nur saflığına benziyor bak. Senin nur yüzünü aydınlatmak için güneş indi arka bahçeme diyor. Şimdi birincisi burada nur saflığına benziyor. Birincisi şurada arkadaşlar senin nur yüzün derken teşbih sanatı var. Yani diğer bir adıyla benzetme sanatı var. Bunu yakalamamız lazım. Bu bir. Devam ediyoruz. Senin nur yüzünü aydınlatmak için güneş indi arka bahçeme diyor. Burada ise güzel nedene bağlıyor. Yani güneş zaten inecek. Güneş zaten doğacak. Ama bu güzel nedene bağlama. Yani buna hüsn-i talil deniyor. Güzel nedene bağlama sanat yapmış. Niye böyle bir şey yapmış? Yani sevgilisine olan aşkını daha güzel dile getirmek istiyor. Mesela sen geldin diye ağaçlar çiçek açtı sevgilim. Ne oluyor ya? Ağaçlar zaten bahar geldi diye çiçek açtı. Hayır, ben güzel nedene bağlıyorum. Anlaştık mı? Yani mesela bir tane şairimiz var. Faruk Nafiz Çamlıbel diye diyor ki ateşten kızaran bir gül arar da gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. Yani şimdi çoban çeşmesi var. Çeşmenin suyu böyle geziyor ya, şöyle geziyor, uzaklardan geliyor, böyle geziyor. Bunun gezmesinin sebebini diyor ki bir tane gül ateşten yana sıcaktan kızarmış. Onu yakalamak için, onu serinletmek için geziyor diyor. Ne alakası var? Çeşme akılıyor gidiyor esasında. Ama o güzel nedene bağlıyor. İşte burada da senin güzel yüzünü aydınlatmak için güneş arka bahçeye indi diyor. Yani ne alakası var? Ya ben öyle güzel nedene bağladım işte. Ya hüsn-i talil. Aşığım ben. İzin verin ya. Sevgilimin yüzünü nura benzetiyorum. Teşbih. Güneşin gelmesini güzel nedene bağlıyorum. İyi peki, hadi izin verdik. Madem aşıksın, aşk karşısında her zaman biz edebiyatçılar anlayışlıyız. Sonra yani hüsn-i talil sanatını kullanarak güneşin arka bahçeye inmesini sevgilinin yüzünü aydınlatma nedene bağlamış dedik. Başka bir dizede ne yapacak? Mesela bulutların çiçek açması nedene bağlayacak. Sen güldün diye bulutlar çiçek açtı. Bu da yine güzel nedene bağlama. Ya bulutlar niye çiçek açsın birincisi? Bir kere bulutları çiçeğe benzetiyor. Artı bulutları çiçeğe benzeterek yine aynı şekilde bir benzetme yapıyor. Bak bulutlar çiçek açtı. Bulutlar çiçek açmaz ki. Bulutlar yağmur yağdırır. Gökyüzünü kapalı hale getirir. Ve yine sen güldün diye diyerek güzel nedene de bağlamış. Yani bulutları çiçeğe benzetiyor. Doymuyor. Bir de onun gülümsemesinden dolayı bulutlar bu şekilde olur diyor. Güzel nedene bağlamış. Halbuki havalar soğuduğu içindir. Veyahut da bahar geldiği içindir belki. Kim demiş gönül sevgisine uçurum girer diye? Sen güldün diye bulutlar çiçek açtı diyerek yine aynı şeyi bir kez yapmış. Demek ki burada hem benzetmeler var. Bulutları çiçeğe benzetiyor. Yüzünü nura benzetiyor. Hem de güzel nedene bağlam var. Şimdi o zaman buraya yazacaksınız. Teşbih var. Ve hüsnü talil var. Yani benzetme ve güzel nedene bağlama var. Şair uçurum sözcüğüyle hangi sözcüğü çağrıştırmaktadır? Şimdi gönül sevgisine uçurum girer diye dizelerinde, bak gönül sevgisine uçurum girer diye dizelerinde neyi kastediyor olabilir? Şimdi uçurum nedir? Şöyle geliyorsun. Uçurum ne demek? Karşı tarafa geçemiyorsun demek. Yani ayırmış. Yani ayrılık sözcüğünü çağrıştıracaksınız. Ayrılık. Aramıza uçurumlar girdi. Yani görüşemeyiz. Bak burada mesela bir kız var. Şöyle bir kız çizeyim şuraya. Saçları olsun. Oğlan saçsız olsa olur. Şimdi bak kız burada, oğlan burada. Aralarına uçurum girmiş. Yani ayrılık. Uçurum ayrılıktır arkadaşlar. Geldik başka bir MEB örnek yazılı sorusu benzerine. Bir metin vermiş yine. Bilgilendirici metin. Açıklayıcı bir anlatım var. Bilgi veriyor. Diğer metin ise bir şiir. Böyle coşkulu. Bakalım. Edebiyat düşüncenin sözle birleşmesidir. Edebiyat dile dayanır. Bir şiirde, hikayede, romanda... Sanki böyle gibi yalnız. Siz sınavda okurken bu havayı içinizden verirseniz daha rahat bilgileri aklınıza hatırlarsınız. Kafamızın içinde bir dünya yaratan hayaller ve tasvirler varlıklarını ve tesirlerini kelimelere borçludur. Musiki'de ses, resimde boya, mimarda taş, neyse edebiyatta kelime odur diye net bir şekilde bize bilgi veriyor ve yorumlar da yapıyor tabii. Ama ikinci metne bakalım. Bir bahar akşamı seyrine daldığımız umutlar, dolu dizgin geçen aydınlık yılları unutmak, silmek acıları toplar. Bak bu resmen sevgi dolu. Bu ise ciddi yani. Kardeş biz size bilgi veriyoruz havasında. Anlaştık mı? O zaman birinci metin arkadaşlar, birinci metin açıklayıcı bir anlatım var, öyle değil mi? Açıklayıcı yani bilgi veren bir anlatımla nesnel bir şekilde sevgi kavramı hakkında bize ne yapmış? Bilgi vermiş. Sevgi kavram hakkında bilgi vermeyi amaçlamış. Bak dil kullanmasından bunu amaçlamış. Dolayısıyla metinlerden bu daha açık bir dil kullanmış ve Aynı zamanda bak buraya yazıyorum. Açık dil var. Açık dil var. Anlaşılır üslup var. Ve gerçek anlamlı ifadeler var. Yani böyle yoruma dayalı bir şey yok. Şuraya bakıyoruz. Burada ise okuyucuya bir şeyler sezdirilmeye çalışılmış. Okuyucunun duygularına seslenilmiş. Okuyucuda çağrışım uyandıracak şekilde dil kullanılmış. Yani bu üstteki öğretici metin, alttaki ise edebi metin. Hemen bunun altına edebi metin yazalım mı bu? Edebi metin onu biliyorsunuz. Bunu da öğretici metin olduğunu zaten yakaladık ama sınavda yazın yani. Öğretici metin demeniz gerekiyor. Peki edebi metinde ne vardır? Birincisi edebi metinde ne olduğunu zaten dersimizin başında da söylemiştik. Şurada hemen o sayfayı gösterelim. Şurada nerede? Heh. Edebiyat söyleyişindeki metinler, yani edebi söyleyiş metinler, öğretici metinler. Bak bu açıklama, bilgi, yönlendirme, faydalı olma, çok anlamlı değil. Bak açık anlamlı, gerçek anlamlı. Terim ve kavramlar var. Nesnel, kurgusal. Böyle bir şey gördüğünüzde burayı yazacaksınız arkadaşlar. Screenshot alın. Hatta bunun aynısı yazı notlarımızda da var. Yazı notlarımızdan da burayı çalışabilirsiniz. Bakın bu sayfayı da göstereyim hemen. Nerede? Bak aynısı. Açıklamak aynı sayfa. Bak, burayı biz buraya aldık. Buradan screenshot alabilirsiniz. Yazı notlarından da çalışabilirsiniz. Edebi söyleyişin inceliğini yansıtan metinlerde ise ne var? Estetik zevk var bak. Estetik zevk amaçlanmış. Dolayısıyla da ne yapılmış arkadaşlar? Öznel, mecazlı bir anlatım var. Ve aynı zamanda ne var? Çağrışım uyandırılıyor. Çağrışım uyandırılıyor. Adamın amacı zevk vermek yani. Adamın amacı estetik kaygı. Çağrışım uyandırılmış diyeceksiniz. Dolayısıyla bu soyut, duygu ve hayalleri işliyor. Diğeri ise somut bir bilgi veriyor. Hayalleri işliyor. Diğeri ise somut bilgi veriyor. Bu kadar basit. Geldik başka bir soruya. Bu parçada anlatım bozukluğu yapılan cümlelerin doğru hallerini yazınız diyor. Şimdi anlatım bozukluğunu 8. sınıftan hatırlıyorsunuz. Gereksiz sözcük olabiliyordu. Yanlış yerde kullanılan sözcük olabiliyordu. Birbiriyle çelişen ifadeler olabiliyordu. Buradakileri hemen gösterelim. Sözü edilen sanatçının büyük ihtimalle bir romanını okuduğuma eminim. Bak hem büyük ihtimalle diyor hem eminim diyor. Dolayısıyla bu cümlede şu kırmızıyla dikdörtgen için aldığım cümlede birbiriyle çelişen ifadeler bir arada kullanılmış. Niye? Çünkü hem büyük ihtimalle diyor hem de eminim diyor. Eminsen eminsindir. Büyük ihtimalle ise emin değilsindir. Birbiriyle çelişen ifadeler bir arada kullanılmış. Yani mesela genellikle hep aynı hataları yapıyorum. Hem genellikle hem hep. Genellikle ise niye hep diyorsun? Hepse niye genellikle diyorsun? Eminim gelebilir. Hem eminim diyorsun hem gelebilir diyorsun. İşte mutlaka gelmiş olabilirler. Hem mutlaka diyorsun hem olabilirler. Olmaz. Burada o var. Diğerine bakalım. Sanatın eleştirilen noktalarını eserinde ben de gördüm. Burada bir şey yok. Edebiyat eleştirmenlerin eline gelişir büyür. Edebiyat eleştirmenlerin eline gelişir. Edebiyat eleştirmenlerin eline büyür. Tamam. Edebiyatın hem sanatçıya hem de eleştirmene ihtiyacı olduğunu çok net görüyoruz. Edebiyatın hem sanatçıya ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Hem eleştirmeye ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Tamam. Eleştirmenlerin tecrübelerinden yararlanıp istifade edersen sanatçı olarak başarılı olursun. Bir şey yok gibi duruyor değil mi? Var. Yararlanmak ve istifade etmek burada da gereksiz sözcük kullanılmış diyeceksiniz arkadaşlar. Peki doğru hallerini yazın diyor. Doğru halleri şöyle olacak. Söz edilen sanatçının bir romanını okuduğuma eminim diyebilirsiniz. Yani büyük ihtimalle yazacaksınız. Ya da söz edilen sanatçının büyük ihtimalle bir romanı okudum diyeceksiniz. Diğer tarafta da eleştirmenlerin tecrübelerinden istifade edersen sanatçı olarak başarılı olursun diyeceksiniz. Yani burada da yararlarını atacaksınız. Bu kadar basit arkadaşlar. Doğru halini bu şekilde yazabilirsiniz. Geldik büyük harflerin kullanım şekillerini açıklayınız demiş. Ziya Osman Sabah derken ne yaptı? Birincisi özel isimler için kullandı. Ziya Osman Sabah özel isim, öyle değil mi? Devam ediyoruz. Ardından İstanbul'da doğdu dedi. İstanbul nedir? Şehir ismi. O zaman şehir isminde de kullanılıyor. Şehirlerin isimlerini büyük harfle yazmamız lazım. Şehir isimleri, özel isimler diyelim şöyle. Devam ediyoruz. Galatasaray Lisesi'nde dedi. Bak Galatasaray Lisesi'nin şu farklı renk kalemler göstereyim ki daha yanlış olsun kolu. Şöyle yeşil kalem alıyorum. Galatasaray Lisesi derken bu nedir arkadaşlar? Kurum ve kuruluş adında büyük harfle kullandık. Kurum ve kuruluş adı. Devam ediyoruz. İlk harfleri gördüğünüz gibi yatılı olarak okudu. Yine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi aynı şekilde. 1936 yılından mezun oldu. İlk şiiri Sönen Gözler. Ha, Sönen Gözler'de ne yaptı? Bu sefer bir eser ismi. Yani eser isimlerinin ilk harfleri. Eser isimlerinin ilk harfleri. Burada büyük yazı. Sert Fünun dergisine yayınladı. Bak bu da yine bir Sert Fünun dergisi derken yine bir özel isim var yine. Bakın Sert Fünun. Bu da yine dergi isimleri büyük harfle yazılıyordu. Onu gösterdi. Şiirlerin çoğunu hece ölçüsüyle yazdı. Bak başka nerede? Cümlelerin başı zaten büyük harfle başlıyor. Cümle başı büyük harfle başlar. Onu da söyleyelim. Bak burada zaten özel isim olduğu için. Burada özel isim olduğu için. Burada özel isim olduğu için. Burada özel isim. Şurada mesela cümleyle başlayalım. Cümle başı büyük harfle başlar. Cümle başında büyük harf dedik. Tamam. Bir de şurada bir şey var. Onu da gösterelim. Sade bir dille yazdığı şeylerine batı kaynaklı nazım şekillerini kullandı. Yani burada medeniyet anlamı taşıyan sözcüklerde, yani batı medeniyeti, doğu medeniyeti demek istiyor. Medeniyet anlamı taşıyan sözcüğün ilk harfi büyük yazılır. Sözcüğün ilk harfi büyük yazılır. O da batı kaynaklındaki batı kelimesini büyük yazdı. Geldik başka bir soruya. Bu parçada numaralanmış cümlelerde virgül hangi görevlerde kullanılmıştır? Hemen bakalım. Şu kalemlerimizi şöyle kapatalım. Şunları şöyle kapatalım. Ardından da başlayalım. Şunları şöyle alıyorum. Buraya koydum. Diyor ki sakinlikten, sessizlikten, kimsizlikten bıkmıştı Tarık. Şimdi birincisi burada sakinlikten, sessizlikten, kimsizlikten bıkmıştı derken bakın ilk örnekte birinci cümlede şöyle altını maviyle çizdiğim yerde eş görevli sözcükleri ayırmada kullanılmış diyeceksiniz arkadaşlar. Sözcükleri ayırmada. Niye? Bunların hepsi eş görevli. Sakinlik, sessizlik, kimsizlik eş görevli. O yüzden bu. Şehrin, mahallenin, sokağın isimsiz yalnızıydı. Yine aynı şekilde bak. Şehrin, mahallenin, sokağın isimsiz. Burada yine aynı şekilde bak. Demek ki birinci cümlede bir ve ikinci cümlede bu görevde. Devam ediyoruz. Üçe bakalım. Nedendir bilmiyorum. Hislerini ve arzularını hep saklıyordu. Sabah erkenden evinden çıktı. Sokağın karşısındaki fırına girdi. Ha bak. Sabah erken evinden çıktı. Birinci yüklem. Sokağın karşısındaki fırına girdi. İkinci yüklem. İki tane yüklem olan cümlelere biz sıralı cümle diyoruz. O zaman burada da yani 3 numaralı cümlede de ne yapmış? Diyeceğiz ki sıralı cümleleri yani birden fazla yüklem olan cümleleri ayırmada kullanılmış diyeceğiz. Bu kadar basit. Başka varsa kapatmayayım şu parantezi. Başka var mı? Arkadaşı Tahsin sır küpü uzun zamandır onu aramıyordu demiş. Ha. Şimdi burada başka bir şey olduğu için şu 3'ü kapatıyorum. Burada ne yapmış biliyor musunuz bak. Arkadaşı Tahsin onu aramıyordu. Tahsin kim? Ara sözde açıklıyor bak. Sır küpü Tahsin yani. O zaman burada da yani 4. cümlede de arkadaşlar virgül iki virgül arasına ara söz koymuş. O zaman ara sözü belirtmede, ara sözü ayırmada kullanılmış demeniz gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Onunla dertleşmek iyi geliyordu Tarık'a. Bu zaten kesme işareti, bu virgül değil. 5. cümleye bakalım. Bu sabah bir karara varıp kendi kendisiyle konuşarak bir sonuca ulaştı. Kendine bir söz verdi. Artık yalnızlığına üzülmeyecekti. Şimdi bak karara varıp dedi virgül koydu. Kendi kendisiyle konuşarak bir sonuca ulaştı dedi. Yani burada varıp ve konuşarak iki tane zarf fiil. Metin içinde arda arda gelen zarf fiili kalmış kelimelerden sonra kullanılmış. Yani o zaman 5'e de şey yazacağız. Zarf fiillerden sonra birden fazla olan. Metin içinde birden fazla olursa. Eğer bir tane olsaydı ayıramazdık. Anlaştık mı arkadaşlar? Hemen şimdi başka bir soruya bakalım. Denemenin özelliklerinden biri değildir diyor. İşlediği konu çeşitliliği bakımından herhangi bir sınırlama yoktur. Bu doğru. Metnin hiçbir yerinde kesin hükümlere yer verilmez. Bu da doğru. Mesela makalede böyle olmaz. Metnin inandırıcı olması yazarın sunduğu belgelerden ileri gelir. Hayır öyle bir şey yok. Yazar şahsi görüş ve düşüncelerini ön plana alarak yazar. Doğru. Yazar samimi bir hava yaratmak için kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi bir üslup benimser. Bu da doğru. Ama belge makalede olur arkadaşlar. İspat makalede olur. Geldik başka bir soruya. Bu parçaya göre edebi eserin aşağıdaki disiplinlerin hangisiyle iç içe olduğu söylenebilir diyor. Küçük Ağa romanı Milli Mücadele dönemi edebiyatının bütün ayrıntıları ele alan gerçekçi bir eserdir. Roman okuyucuyu geçmişin tozlu gerçeklerine götürür. Okuyucu romandaki olayları gözüne canlandırdığında bir milletin uyanış ve kurtuluş mücadelesine tanık olur. Bakın sosyoloji arkadaşlar toplum bilimidir. Psikoloji insan davranış bilimidir. İnsan davranışlarını inceler. Coğrafya yeryüzünü inceler. Tarih geçmişi inceler. Felsefede düşünceyi inceler. Yani düşünme üzerine bir daldır. Burada tarihten bahsediyor arkadaşlar. Bu kadar basit diyeceksiniz, yakalayacaksınız. Şimdi yapmanız gereken şey çok basit. Mutlaka yazılı notlarındaki size söylediğim sayfaları, yani sayfa kaça kadar hemen bir kez daha söyleyeyim hata olmasın. Sayfa arkadaşlar söylüyorum. Sayfa 18'e kadar güzel güzel okuyorsunuz. Bu bir. Hatta nerede? 16'ya kadar güzel güzel okuyorsunuz. 17 yok. Ve yazılı denemelerinde de birinci dönem, birinci edebiyat yazılı sorularını çözüyorsunuz arkadaşlar. Hepinize şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.